İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak yağış, Menderes'te bir apartmanın istinat duvarını yıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe'den alıyoruz. Teşekkürler Canak Onar. Evet, dünden bu yana meteoroloji uyarıyordu İzmir'de ve İzmir'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış olacak diye. İşte metrekare 125 kilogram yağış düşerse Menderes'ten ilk haber geldi. İstinat duvarı, bir apartmanın istinat duvarı çöktü. İşte burada 6 konut, park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi. Teknik işlemler şu anda bu noktada yapılmaya başlanacak. Yazlık site burası. Özdere'de, şu anda Menderes'e bağlı Özdere'deyiz. Ve 5 yıl önce yapılıyor site ve istinat duvarı da ve yolda yeni. Fakat dediğimiz gibi işte dün akşam saatler 4.50'yi gösterdiğinde İzmir'de ve İzmir çevresinde aşırı bir yağış vardı. Metrekareye de Menderes'te 125 kilogram yağış düştü ve işte istinat duvarı da resmen şu anda bir deprem yarığı gibi yarılmış durumda ve çöktükten sonra yol tamamen yarılmış durumda. Evet, araçlar buradan 10 metreden yaklaşık bir 10 metre aşağıya doğru uçuyor. Duvar bir kağıt gibi, yani çok önlem yeterli derecede yapılmamış gözüküyor. Yani güçlendirilmemiş gözüktüğü için de zaten bu noktada görmüş olduğunuz gibi bir anda çöktü. Evet, burada bir piknik masası görüyorsunuz. Yani gündüz olsa bu piknik masasında bir facia olabilirdi. Oturanlar vardı ama dediğimiz gibi tek teselli buradaki can kaybının olmaması ve sabaha karşı 5'te olması bu olayın. Evet, dediğimiz gibi 5 yıl önce yapılan bir site burası, öyle eski bir site de değil. Yani her şey yine, ama dediğimiz gibi dolgun malzemelerin iyi yapılmaması, malzemenin düzgün kullanılmaması işte bu manzarayı ortaya çıkardı. Evet, teknik incelemeler yapılacak. Doğru şekilde yapıldı mı, yapılmadı mı? Tabii ki burada eksikler var. Eksik olmasa bu istinat duvarının buraya böyle çökmesi imkansız olurdu. Çünkü bir yerde eksik var Canak Onar. Yani bu noktaya baktığımızda burada bir yerde eksik var. İşte o eksik de teknik incelemeden sonra çıkacak. Vatandaşlar tabii şokta, burada yaşayan vatandaşlar. Yolun bu kadar ayrılmasından ve araçların uçmasından dolayı. Evet, şu anda bakın ekipler buradaki direği yavaş yavaş kaldırıyorlar. Evet, İsa'dan rica edeyim. Direği kaldırmaya başladılar ve bu noktadan direği alacaklar daha fazla tehlike arz etmemesi için. Evet, şu anda bunu görmüş olduğunuz yerde bir piknik masası da vardı. Elektrik direği orada şu anda. Herkes gündüz bu noktada oturuyor tabii akşam saatlerinde. İşte dediğimiz gibi tek tesellinin buradaki can kaybının olmaması ve kimsenin de yaralanmaması bu görüntüde, evet bu görüntüye baktığımızda gerçekten burada kimsenin yaralanmaması büyük bir teselli şu anda. Ama dediğimiz gibi maddi hasar çok fazla evlerde ve araçlarda, yolda görmüş olduğunuz gibi 3 araç şu anda buradan 10 metre aşağıya uçmuş durumda. Evet, İzmir'in bazı noktalarında da yağış vardı. Orada da araçlar bazı noktada hasar gördü. Dünden bu yana meteorolojinin uyarıları vardı. İzmir içinde 50 metrekareye 50 kilogram yağış en fazla düşecekti ama iç kesimlere yaklaşık 100 kilogram, 80 ile 100 kilogram arasındaydı ama bu 125 kilogram olunca tabii ki bazı yerlerde bu manzaraları görmek mümkün. Şu an özellikle deniz kenarlarındaki sitelerde bu manzara ortaya çıktı ve evet, az önceki, daha önceki bültenlerimizde de onları size ekranınıza getirmiştik. İşte bu en büyük tehlike arz eden direğin, şu anda direğin görüntüsünü görüyorsunuz ve buradaki de bir piknik masasını görüyorsunuz ve bu noktada oturuyordu vatandaşlar akşam saatlerinde. Ama dediğim gibi yağış gece başladı. Gece yarısında şiddetini sabaha karşı arttırınca, işte 125 kilogramda yağış olunca bu noktada istinat duvarı o yağışın etkisiyle de ve buradaki ağırlıkların etkisiyle de çekmedi diyebiliriz. Bu yolu çekmedi ve buradaki araçlar da şu anda bir bölümü gördüğünüz gibi ters gözüküyorlar. Yani artık hizmet dışı olacaklar. Evet, buradaki direk yavaş yavaş şu anda birazdan kaldırılacak. Özdere, Menderes Özdere'deyiz şu anda. Bu nokta içerisinde işte dün geceden bu yana yağan yağış oldukça etkili oldu. Etkili olan noktada işte görmüş olduğunuz burası. Evet, bu yan taraftaki site tabii ki şu anda daha bitmemiş bir site.
yazlık evler yapılıyor. İşte istinat duvarının da yapılması gerekiyor bu noktada. Ama istinat duvarı benim gördüğüm kadarıyla toparlamak istersek gördüğüm kadarıyla oldukça ince gözüküyor. Tabii ki eksik var ama hangi tarafta eksik var? Bir malzemede mi eksik var? Bu noktada mı? Yolda mı eksik var? Bir yerde bir hata var John Akın'dan ama hangisi? Teknik incelemeden sonra ortaya çıkacak. Evet, İzmir'deki yağış dediğimiz gibi Menderes bölgesinde daha çok Seferihisar, Özdere, Menderes bölgesinde etkili oldu. 125 kilogramlık metrekare, 125 kilogramlık yağış işte bu manzarayı ortaya çıkardı. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım.